Türkiye gitseydiniz ne diyecektiniz mesela? O kapı açılsaydı size. Bunu nasıl hesapladınız bu rakamı? Yüzde 26 mı 29 mu ne bir enflasyon mu? Bunu nasıl hesapladınız? Hangi parametrelerden yola çıktınız? bunu soracaktık. galiba öyle bir şey. Evet bunu soracaktık ya. Neye göre hesapladınız bunu? Ya arkadaş sizde vicdan yok mu ya? Bu maaş bu rakamları esas alarak emekli aylık bağlayacaklar. Esas alarak asgari ücreti bağlayacaklar. Esas alarak memura zam yapacaklar. Ya verdiğiniz rakam Doğru bir rakam değil. Siz bunu, siz ne yaptığınızın farkında mısınız diye soracaktık. Soramadınız. Soramadık, Evet. Sizce Ama sorar, sorar mısınız? Efendim. Sizce? Yani bu Türk son, başkanı çünkü... Türkiye Büyük Millet Meclisine giremedi. Hmm. Neden? Sokmadık içeri. Milletvekilini, seçimle gelmiş bir milletvekilini, TÜİK'i almayan bir adamın Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne işi var? Peki size bir şey söyleyeceğim. Bu sizin tarzınız değil ama sizi, yani bizim hepimizin tanıdığı, bildiği Kemal Kılıçdaroğlu daha sakin bir güç. daha Az önce evet. söyledim ya, hani daha Gandhi ile eşleşen bir modeldi. Şimdi diyorsunuz ki e, ya eleştirileriniz evet, de var. Evet. Bu bir gerekçeyle, bir evet, sebeple yapıyorsunuz evet. ama meclise sokmadık diyorsunuz. Evet. E, bu pek Söyledik. de tanıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu gelirse, gelirse Şöyle, şimdi siz bıçağı boynunuzu uzatırsanız bu olmaz. Haksızlığa karşı direneceksiniz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. İnsan hata yapabilir. Ben bunu anlayışla karşılarım. Hatasından erdemle döner. Bunu da anlayışla karşılarım. Hatta takdir de ederim. Ama bile bile emeklinin hakkıyla, işçinin hakkıyla, memurun hakkıyla uğraşırsanız ve onların hak ettiği paraları almaması için oturup da Ali Cengiz oyunları oynarsanız e ben ona isyan ederim. Aksi halde ben görevimi yapmamış olurum. Merkez Bankası'na gidip ne dediniz tam ve nasıl bir konuşma geçtiniz? Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerektiğini söyledi. Nasıl bir ortam oldu? Yani girdiniz kapıdan sizi kim karşıladı? Sayın Başkan karşıladı. Ya hayır yani Sayın Başkan karşıladı. İçeriye girdik. Ee, tabii içerideki konuşmaları benim anlatmam doğru olmaz. Ama şunu ifade ettim. Dışarı çıkarken de söyledim zaten. Merkez Bankası'nın Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Dolayısıyla bu Cumhuriyet'in önemli bir kurumudur. Bu kuruma herkesin saygı duyması lazım. Bu kurumun yasasında düzenlemeler vardır. Fiyat istikrarından sorumludur Merkez Bankası. Fiyat istikrarını sağlaması lazım. Kuruma dışarıdan sıcak siyasetin müdahale etmemesi lazım. Müdahale ettiği takdirde Merkez Bankası'na olan güven hem Türkiye'de hem uluslararası finans çevrelerinde kaybolur. Bunlara söyledim. Aynı şeyi içeride de söyledim. Dolayısıyla Görevimiz Merkez Bankası'nın itibarını sağlamaktır. İtibarını korumaktır görevimiz bu. Yoksa benim kamu kuruluşlarıyla bir ilgim yok. Yarın iktidar değişir. TÜİK yine ol olacaktır. İktidar değişir. Merkez Bankası yine olacaktır. Ama başlarında liyakatli kişilerin olması lazım. Bu çok önemli. Bugünkü liyakatli Merkez kişiler. Bankası Başkanı'nın liyakat sahibi biri olduğunu düşünüyor musunuz? Merkez Bankası kültürü farklıdır. O kültürden gelen birisi değil. Ne demek o? Şöyle. Siz... Dışarıdan herhangi birisini getirip gazeteci yapabilir misiniz? Yapamayız. Yapamayız. Gerçi yapıyorlar ama. Tabii. Normalde olmaz. Yani usta çırak ilişkisi içinde yetişir gazeteciler. Ben bunu da gayet evet. iyi biliyorum. Siz dışarıdan birisini getiriyorsunuz. Merkez Bankası'nın mesini dahi bilmeyen insanı getiriyorsunuz. Merkez Bankası'nın başına koyuyorsunuz. Veya Merkez Bankası kurullarından birisine bir üye getiriyorsunuz. Adam arkeolog. Ya devlet böyle mi yönetilir ya? Devlette liyakat vardır. İşi ehline teslim edin. İnancımız da böyle. Bilim de böyle söyler. O işi en iyi kim yapıyorsa ona teslim edeceksin. Ona teslim etmiyorsunuz. Merkez Bankası'nın kapısından içeri girmemiş insanı getiriyorsun. Merkez Bankası'na başkan yapıyorsunuz. Ya hadi buyurun başkan yaptınız. İradesi var mı? İrade sıfır. Nereden irade? İrade sarayda bir kişi. Allah aşkına bana şunu söyler misiniz ya? Dünyada hangi devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilmiştir? iki dudağından çıkacak söze teslim edilmiştir. Böyle bir devlet yönetimi var mı? Tarihte var mı ya? Biz getirdik 21. yüzyılda koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağladık. Her şey oraya bağlı. Bakanlıklar mı var? Bana söyler misiniz İçişleri Bakanlığı adına kim konuşuyor? Sayın İbrahim Kalın konuşur. Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşur. Dışişleri Bakanı fırsat olursa konuşur. Hazine ve Maliye Bakanı Allah aşkına bütçeler çıkarken Hazine ve Maliye Bakanlarının ağırlığını görürdük değil mi? Bilirdik ağırlığını.